Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün herhangi bir program olmadan iPhone telefonlardaki videoları, müzikleri ve tüm dosyaları bilgisayara kablosuz olarak nasıl aktarırsınız bundan bahsedeceğim. Bu işlem esnasında dediğim gibi herhangi bir kabloya ve programa ihtiyacınız olmayacak. Bu arada bilgisayarın Wi-Fi ile olmasına da gerek yok. Sadece bilgisayarımızla cep telefonumuzun aynı ağa bağlı olması gerekiyor. Yani cep telefonumuzun aynı ağdaki Wi-Fi'ye bağlı olması gerekiyor. Hazırsanız vakit kaybetmeden bu işlemi nasıl yapacağınıza geçelim. Arkadaşlar öncelikle masaüstümüzde Apple'dan gelecek resimleri, müzikleri ya da dosyaları biriktirmek için bir klasör oluşturuyorum. Burada ipone yazıyorum. Buna istediğinizi yazabilirsiniz. Ve arama kısmına geliyorum. Buraya CMD yazıyorum ve yönetici olarak çalıştır sekmesine tıklıyorum. Ekranı bir öyle geldi. Buna evet diyorum. Şimdi arkadaşlar burada size açıklama kısmına paylaştığım net user komutunu kullanacaksınız. Normalde net pelviz ya da diğer yöntemlerle de kullanıcı oluşturabiliriz ama Windows 11 tarafında özellikle kullanıcı oluştururken Microsoft hesabı istiyor. Bu yöntemi kullanırsanız herhangi bir Microsoft hesabı istemiyor. Burada iPhone adında 1-2-3-4 şifresine sahip bir kullanıcı oluşturuyoruz ki bilgisayardaki dosyayı bununla paylaşıma vereceğiz. Apple tarafına ben Enter'a basıyorum. Bu arada şunları unutmayın. Bu yüzden ben masaüstüme yazdım. Bunu oluşturmak için Enter'a basıyorum. Ve gördüğünüz gibi komut başarıyla tamamlandı. Bu işlemden sonra bir de buraya IP config yazıyorum. Ve bilgisayarımızın IP'sini öğrenmek için arkadaşlar. O da ben de şurada görüyorsunuz 192.168.1.107 benim bilgisayarımın IP'siymiş arkadaşlar. Bu da cep telefonundan bağlanacağım dosyanın IP'si. Şimdi arkadaşlar gelelim dosyamıza. Dosyamıza sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Paylaşım diyorum. Gelişmiş paylaşıma tıklıyorum. Bu klasörü paylaş diyorum. İzinlere geliyorum. Everyone'ı kaldırıyorum. Ekle diyorum ve buraya oluşturmuş olduğum kullanıcının adını yazıyorum. iPhone diye. Adları denetliyorum. Gördüğünüz gibi bilgisayarımın adı ve iPhone kullanıcısı geldi. Tamam diyorum. Tam denetim veriyorum. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Burada da bir şey yapmama gerek yok. Uygula tamam diyorum. Tekrar yukarıdaki paylaşıma geliyorum. Buraya geliyorum ve buraya da iPhone'u seçiyorum. Paylaş diyorum. iPhone'la paylaşıyorum. Bitti diyorum. Daha sonra güvenlik bölümüne geliyorum. Buraya da ekle diyorum ve iPhone yazıyorum. Adı denetle diyorum. Tamam diyorum ve buna da tam yetki verip uygula tamam diyorum ve buradan çıkıyorum. Şimdi sıra geldi cep telefonundaki işleme. Telefonumdaki dosyalar sekmesine geliyorum iPhone'dan ve sağ üst tarafta gördüğünüz 3 noktaya basıyorum. Burada sunucuya bağlan diyor. Buna tıklıyorum ve buraya biraz önce görmüş olduğunuz IP yazıyorum. IP'm 192.168.1.107 idi. Siz de bunu unutmayın ve buraya bu şekilde yazacaksınız. Bağlan diyorum. Kullanıcı adı ve şifre istiyor. Oluşturmuş olduğumuz iPhone kullanıcısını buraya yazıyorum. Şifresi de 1, 2, 3, 4'tü. İleri diyorum. Bu arada çok sık paylaşım yapacaksanız tavsiyem biraz daha zor bir şifre belirlemeniz. Gördüğünüz gibi iPhone klasörü buraya geldi ve içi boş. Şimdi bu iPhone klasörün içine bir dosya atacağım. Geri diyorum ve buradan iPhone'uma geliyorum. Buradaki dosyaya tıklıyorum ve taşı diyorum. İster taşıyın ister kopyalayın hiç fark etmez. Göz ata tıklıyorum. Sol üst köşedeki burada görmüş olduğunuz paylaşılan bölümündeki 192.168.1.107 yani bilgisayarımın IP'sinin olduğu bölüme tıklıyorum. iPhone klasörünün içine geliyorum ve sağ üst köşedeki kopyalaya basıyorum. Ve gördüğünüz gibi dosyayı içine attı. Gelelim masa üstüne. Bakın gördüğünüz gibi burada hatta bu masa üstünden bu klasöre bir dosya atıyorum. Ve gelelim bakalım burada içinde görecek miyiz? Hemen tıklıyorum ve gördüğünüz gibi diğer dosyada burada herhangi bir program ya da kablo kullanmadan bu işlemi hallettik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soru yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarımızca cevap verir olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.